İslam'ın en parlak devri asr-ı saadet devridir. Hülefai Raşid'in sonuna kadar devam etti. Lamartine var. O diyor ki Fransız, en büyük dahi diyor Muhammed Mustafa'dır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü diyor, birincisi diyor, üç şey vardır diyor. Davanın büyüklüğü vardır diyor. Vasıtalar vardır diyor. Bir de neticesi vardır diyor. Dava olarak bütün en büyük davadan biri, çünkü bütün dünyaya yayılmaktır diyor. Fikriyatını, dünyasını bütün dünyaya yayılmaktır diyor. Aşağı yukarı fikriyatının dünyasını üçte birine yaydı dünyayı diyor. O zamanki dünyayı. Vasıta diyor, vasıtalara diyor, krallar, güç sahipleri ordularını kullanırlar, hazinelerini kullanırlar. Halbuki diyor Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir güç yoktu. Kimler vardı? Esirler vardı, garipler vardı, fakirler vardı, kimsesizler vardı. Onlara güç olarak ne verdi? Karakter ve şahsiyet verdi. O karakter, o şahsiyetiyle o grup güç kazandı. İnsan daima karakter ve şahsiyete peşinde gider. Karakter ve şahsiyete hayrandır. Bunu gayrimüslimler dahi. Öbürü Fransız ihtilalcisi Lafayette, o da diyor. Ey büyük insan diyor, senin dünyada tevzi ettin. Hak, hukuk, adaleti şimdiye kadar kimse tevzi edemedi diyor. Öbürü diyor, hırkasını diyor, yamasını diyor, yama yapan diyor, Muhammed kadar diyor, hiçbir kral dünyada itibar bulmadı diyor. Davanın büyüklüğü, vasıtanın küçüklüğü, üçüncüsü de aldı netice. Onun için dünyanın en büyük dahisi diyor, Peygamber Efendimiz kastediyor, ismiyle söylüyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yani bunu bir gayrimüslimlerin bile şeyi bu, tespiti bu. Tarihe baktığımız zaman, tarihin gelişine, Efendim buyuruyor, benden sonra hilafet 30 senedir buyuruyor. Ondan sonra saltanatta karışık hilafet buyuruyor. Yani zaman zaman istikamet, zaman zaman da kaymalar. Hakikaten 29,5 sene Hazreti Ali ile tamamlanıyor. Hazreti Hasan da 6 ay, onu da 30 sene tamamlanıyor. Ondan sonra gelen hilafet, zaman zaman düz, zaman zaman eğri. Akraba asabiyeti gidiyor Emevilerde vesaire oluyor. Öndekileri arkadakiler takip eder. Yani arkadaki vagonlar, öndeki şümendüferi, şeyi takip ederler. Şu mendifer nereye götürürse vagonlar da onun istikametinde gider. O Emevi halifelerinden biri dünya hayatına çok meftun. Alıp kazanma, satma vesaire, biriktirme. Halk da o şekilde şey oluyor. Öbürü harem hayatına çok düşkün. Millet harem hayatına düşüyor. Ömer bin Abdülaziz geliyor. O ise büyük bir takva hayatı. Bütün toplum bir takva hayatına dönüyor. Hatta tespitlere göre israf kalkıyor. Zekat verecek fakir bulunamıyor. Herkes veriyor çünkü. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel bir ifadesi var. Eğer diyor zenginler diyor israf etmezse kimse aç kalmaz diyor. İşte Ömer bin Abdülaziz devri onun en güzel misali. Hayat israf yok, kimse aç kalmıyor. Valiler mektup yazıyor, gelen zekatları ne yapalım diye. Bir altın devri oluyor. Bu 2,5 seneyle İslam tarihinin bir altın şeyi oluyor. Ta hudutlar şeye kadar gidiyor, Pirene Dağları'na kadar gidiyor. Ondan sonra yani arada bir müsbetler de var, fakat menfiler de var maalesef, dünyaya dalanlar. Emevi Abbasi geliyor, o da 250 sene kadar gidiyor. Bir Bağdat medeniyeti, sonunda helak olup gidiyor. Dünyevi ihtiraslar giriyor. Dicle kan ve mürekkep olarak akıyor. Öbür tarafta Selçuklu geliyor. Osmanlı şeyi en küçük aşireti, diğer aşiretlerin içinde. Hiç kimseyle ertişmiyor. Kendi iş dünyasını güçlendiriyor.
Ülemayı kendi şeyini alıyor, aşiretini alıyor vesaire alıyor. Selçuki'nin devamı şeklinde 400 atlı ile kuruluyor. 3 asırda bugün Türkiye'nin 30 misli 24 milyon kilometre kareye ulaşıyor.